Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok farklı bir içerik olacak. NBA 2K 18 videosu atmaya karar verdim. Arkadaşlar FIFA'dan hani inanılmaz sıkıldım sene başından beri. Tahmin edemeyeceğiniz kadar FIFA oynadım yani. Ve artık dedim ki NBA oynayan arkadaşlarımıza birazcık yardımcı olalım. Onlar da arkadaşlar birazcık hani FIFA'da olduğu gibi nasıl ben size FIFA'da SBC verdim, coins kasma verdim değil mi? Ya oyuna para vermeden maksimum eğlenceyi nasıl alırsınız, maksimum parayı nasıl kazanırsınız bunu gösterdim. Şimdi de arkadaşlar NBA 2K18 oynayan kardeşlerimize bu oyunda var olan oyun açıkları, sistem açıkları veya hızlı bir şekilde nasıl ilerleyebileceklerini göstermek için bu tarz video serisine başladım. Yani benden Mike'leri Türkçe falan beklemeyin. Bu kanal dediğim gibi ya hızlı VC kasma ya da böyle şekilde rozet batch kasma, oyundaki glitchli, bug'lı, jump shot'lar tarzı videolar olur. Yani benim açıkçası bu kanaldaki amacım bu oyunu aldın ya sen baba değil mi? Belirli para verdin. Senin bu paranın üzerine daha hiçbir para vermeden aldığın bu oyunu nasıl en rahat ve en eğlenceli şekilde oynarsın bunu göstermek. Görmüş olduğunuz gibi şu anda benim drill hakkım bitti arkadaşlar bu arada. Yani onu da göstermiş olalım. Dediğim gibi bu seride size NBA'de arkadaşlar en hızlı şekilde nasıl ilerlersiniz bunu göstereceğim. İlk defa NBA 2K18 videosu atıyorum. Böyle bir kıstas getirmeye karar verdim. Eğer bu video arkadaşlar 500 beğeni gelirse bir günde 500 beğeni gelirse 500 tane NBA oynayan arkadaşımıza, kardeşimize ulaşabilirsek arkadaşlar dedim ki bunu devam edeyim ben. Yani belki yani ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır. Çünkü ben kendim oynuyorum arkadaşlar. Hani bunu sizlere de göstermekten herhangi bir problem duymuyorum. Bu arada benim PSN adresimi arkadaşlar bu şekilde ekleyebilirsiniz. Benimle park oynamak isteyenler, işte pro am olur falan filan, eğlenmek isteyenler, sohbet etmek isteyenler. Yani illa NBA ile alakası yok, sohbet de dahil buna. Her gün öğlenleri grup açıyorum. Oguz Erdoğan YT PSN adresini bugün ekleyen herkesi kabul edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi çok basit arkadaşlar, öncelikle tek yapmanız gereken şey benim videoda gösterdiğim şeyleri takip etmek. Yani onun dışında herhangi ekstra bir faaliyete girmenize gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda training hakkım bitti ve sınırsız bir şekilde ben badge kasmak, rozet kasmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi örnek verecek olursak bu yeni bir karakterim bu arada. Öncesi center slashing rebounder'dı ve çok eğlenemediğim için böyle bir karakter açmaya karar kıldım. Şimdi arkadaşlar burada örnek verecek olursak sizin üçlünüz 99 falan gözüküyor değil mi? Şimdi üçlü 99 olup rozeti olmayanla, üçlü 99 olan olup rozeti iyi olanla hani arasında uçurum var. Gerçekten büyük bir uçurum var. Bunun olma sebebi de arkadaşlar oyunu gerçekten oynayan kitlenin yani hani illa para verip bastığım parayı aldığım şey değil de gerçekten oyunu oynamış, büyük bir mesai harcamış insanların bir kâra geçmesi değil yani. Hani sonuçta ben bu oyuna emek verdim ve ben bu oyunda diğerine göre daha fazla üstün olmak istiyorum diyen kitleye göre rozetin arkadaşlar böyle bir önemi var. Bence ratingden çok rozetin önemi var yani bu oyunda arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani oyunu yeni alanlar direkt ben VC alacağım, adamı fulleyeceğim falan filan diye ümitlere kapılmayın. Gerçekten oradaki özellikleri gibi oynamıyor arkadaşlar ilk başta. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar olay tamamen buradan dönüyor. O yüzden burayı hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada meyve suyu satan dayıoğlu var arkadaşlar. Olay zaten bu dayıoğullar sayesinde dönüyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz yani, öyle söyleyeyim. Şimdi bunu neden gösterdim arkadaşlar? Ben burada bir hata yaptım. Bu yaptığım hata sizin düşmemenizi göstermek için bu kısmı size gösteriyorum. Şimdi normalde arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman size her seferinde artı bir artı bir artı bir veriyor. Ancak benim bugün göstermiş olduğum glitch'i yani oyun hatasını yanlış yaparsanız size böyle söyleyecek. Hani bunu videonun başa göstermek istedim. Ben bile bile yanlış yaptım ki size bu hatayı gösterebileyim. O yüzden arkadaşlar ve böyle bir hataya maruz kaldığınız zaman bir tane maç oynamanız gerekiyor ki bu oyun açığını tekrardan kullanabilin diye. Bu açığı size ben hatayı bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi ben bir tane maç yapacağım arkadaşlar, ardından size bütün hileyi adım adım anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu olayı nasıl gerçekleştirebileceğimize. Arkadaşlar öncelikle bütün antrenman haklarınız bittikten sonra burada meyve suyu satan bu dayıoğlunun yanına geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman ve bu kardeşimize konuştuğumuz zaman arkadaşlar sizlere artı bir antrenman bonusu veriyor, yani drill'i veriyor. Orada artı bir yazar yazmaz arkadaşlar PlayStation tuşuna basıp uygulamayı kapat diyorsunuz. Xbox oynayan arkadaşlar da direkt Xbox tuşuna basıp Close the application kısmından uygulamayı kapatabilirler. Ve arkadaşlar uygulamayı kapatır kapatmaz tekrardan açıyorsunuz. Tekrardan açtığınız zaman da artı bir gelir gelmez bir kez daha kapatıyorsunuz. Zaten şu anda
videonun arka kısmında bunu göreceksiniz. Ve bu arada hani bu kanalı ilk defa görenler, hani bu yabancılar yapıyor ya arkadaşlar, glitch diyor işte, oyun hatası diyor. Yapsan da olmayacak şekilde hani çalışmayan şeyler paylaşıyorlar. Ben bu kanalda arkadaşlar asla çalışmayan bir şeyi bu zamana kadar paylaşmadım. Sınırsız PSN Plus videolarım falan da var. Onlardan da yararlanmak isteyen kardeşlerimiz yararlanabilir. Yani paylaşım şeyler kesinlikle çalışıyor. Doğru bir şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar sizler de bir günde bir beceriniz ya da kaç tane beceriniz zamanınıza göre Hall of Fame çok rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi artı bir almıştık. Tekrardan oyunu kapattık, açtık ve bir daha meyve suyu satan dayıoğlunun yanına geldik. Tekrardan arkadaşlar sohbetimizi eder etmez sağ direkt aşağıda göreceğiniz gibi artı bir training drill diyor arkadaşlar. Onu görür görmez tekrar kapattım. Bunu arkadaşlar toplamda artı 3'ü alıyorum ve bir kez daha kapatıyorum. Zaten olayın 3 de orada. Onu da sizlere açıklayacağım. Ve bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. NBA 2K18 severler, dediğim gibi bu video 500 beğeni gelirse devamını çekeceğimi söylemiştim. Devamında ne isterler? OP jump shotlar olabilir ya da dribble, ankle breaker dribble'larda hani OP olanlar olabilir. Bunu da geçtim. Bunu şey çok kolay şekilde VC'yi kasmak da olabilir. Hani bu tarz bana hangi içeriği istediğini söylerseniz en azından bir sonraki NBA 2K18 videosunda bunu sizlere sunarım arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen aşağıya yorum yazmayı unutmayınız. Şimdi iki kere yapmıştık arkadaşlar. Dediğim gibi bu karakterim benim zaten yeni olduğu için çok fazla badge yok karakterimde. İlk karakterim Slashing Rebounder'dı. O çok düz bir karakter olduğu için bunu açma gereksinimi duydum. Her neyse arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi 3. kez geldik ve şu anda toplamda artı 3 tane drill'ımız var arkadaşlar. Olayın 3'ü burada. Şimdi siz aslında burada artı 3 tane aldınız. Şimdi siz orada az önce oyunu kapatmadan training yerine gidip antrenman yapabilirdiniz. Ama o zaman benim size oyun başını göstermiş olduğum gibi olay olmuyor arkadaşlar. Yani adamla konuşuyorsunuz ve adam size training drill'i vermiyor. Dolayısıyla burada kesinlikle hata yapmayın arkadaşlar. Artı 3'ü yani 3 tane artı 1'i alır almaz oyunu tekrardan kapatıp açın. Ve oyunu tekrardan kapatıp açtığınız zaman fark edeceksiniz ki meyve suyu satan dayıoğlu yerinde olmayacak arkadaşlar. Orası bomboş olacak çünkü siz artı 3'ünüzü aldınız. Artık size verebilecek herhangi bir şey kalmadı. Dolayısıyla bu zamanda da arkadaşlar antrenman yerine gidip antrenmanınızı yapıyorsunuz. Ardından buraya kadar izlemiş olduğunuz her şeyi tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Olay bu şekilde işliyor. Dediğim gibi her seferinde arkadaşlar ben bir C olarak, Stretch 5 olarak Corner Specialist çalıştığım zaman 3 yıldız aldığım zaman arkadaşlar bana gelen bonus 1080 ya da 1100 olması lazım. Ve toplamda 12.000, 24.000, 72.000 ve 162.000'den hesapladığınız zaman toplamda 270.000 XP mi diyeyim artık, puan mı diyeyim ne diyeyim, işte 270.000 XP tamamladığınız zaman bir becerinizi Hall of Fame yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 270.000'i tamamlamak için de yani mantıken 3 tane drill'de de 3 yıldız alsanız arkadaşlar 3300 yapar. Düz mantık olarak 3000'den hesaplasak toplamda 90 kere antrenman yapmanız anlamına gelir ve bu da NBA'de 90 maça tekabül eden bir süreç. NBA'de 90 maç yapmanız neredeyse imkansız arkadaşlar. Bunun dışında Pro'ya mı oynarsanız da gerçekten de çok zaman aldığını sizlere net olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla en basit yolu arkadaşlar bu şekilde yapmak. Zaten belirli bir sorun eliniz alışacağı için özellikle şutör kardeşlerimiz için söylüyorum. Çok daha rahat bir şekilde sürekli 3 yıldız alarak tamamlayabilirsiniz dostlar. Dediğim gibi çok basit bir yöntem. 90 kere antrenman yerine gelip hepsini 3'er yıldız aldığınız zaman ki 1100'lü biz normalde 1000'den hesapladık. En kötü matematikle toplamda 90 kere buraya gelerek bir becerinizi Hall of Fame yapabilirsiniz. Unutmayın her zaman rozetler overall'dan daha üstte arkadaşlar. Yani overall hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Gerçekten de eğer bir karakterin rozetleri tamsa o karakter çok fazla etkili olur oyunda. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 kere tamamladık. Bu en sonuncusunu size gösterdim arkadaşlar. Çıkmadan bir şekilde çukur yapıp smaç basalım dedim. Buradan bir üçlüğümüzü gönderdik ve buradan da arkadaşlar hadi eyvallah şutumu soktum ve antrenman yerinden çıktım. Şimdi antrenman yerine çıktıktan sonra hayat sanki resetlenmiş gibi arkadaşlar aynı yere gelecek ve meyve suyu satan dayıoğlu da orada olacak arkadaşlar. Tekrardan aynı şey yapacaksınız arkadaşlar. Artı bir aldın, oyunu kapattın. Artı bir tane daha aldın, oyunu kapattın. Bir tane daha artı bir aldın, toplamda artı üç oldu. Tekrar oyunu kapattın ve tekrardan oyunu açtığınız My Carrier'a girdiğin zaman orada meyve sucu dayı olmayacak ve sen tekrardan antrenmanını yapacaksın ve bunu tekrarlayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit bir yöntem. Herkesin bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Bu videoda 500 beğeni gelirse dediğim gibi devamı gelecek ve şu anda ekrandaki PSN hesabımdan beni
ekleyerek benimle birlikte NBA 2K18 My Park oynayabilirsiniz. Bir sonraki video için görüşlerinizi hemen videonun aşağı kısmına bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.